Hasta mahpusların tedavi imkanlarının ortadan kaldırılması, hak ihlallerinin yoğun bir şekilde yaşatılması, cezaevlerinde telafisi mümkün olmayan ve geri dönülemeyen sonuçlara yol açmaktadır. Kişinin doğuştan gelen hakkı olan yaşam hakkı, cezaevlerindeki ihlaller nedeniyle çiğnenmekte, hapishanelerde çoğu mahpusların durumu her geçen gün daha da ağırlaşmaktadır. Hastalar aylarca revire çıkarılmıyor, çıkarıldıklarına da kelepçeli muayene dayatılıyor. Tedavisi yapılamayan hastalıklar gittikçe ilerliyor ve üstüne pandemi koşulları da eklenince yaşamı daha da zorlayan durumlar meydana geliyor. Bu hafta Afyon Birnoğlu T tipi kapalı ceza infaz kurumunda kalan Hayrettin Yılmaz'ın durumunu ele alacağız. Arkadaşları tarafından sağlık durumuna dair bilgiler tarafımıza iletilmiştir. 65 yaşında olan Hayrettin Yılmaz, daha önce bulunduğu Bandırma 2 nolu T tipi cezaevindeyken hastanede yapılan tetkik ve tahlillerden sonra akciğer kanseri tanısı alıyor. Kanserin ne seviyede olduğunun anlaşılması için Balıkesir Hastanesi'ne sevki yapılmış, ancak sevki gerçekleşmeden Afyon cezaevine getirilmiştir. Karantina sürecinde uzunca bir süre hastaneye götürülmemiş ve değişik aksaklıklar yaşamıştır. Yine Bandırma'dayken Kızılay tarafından gönderilen verem tarama aracında çekilen filmde verem olduğuna dair bir tanı daha konulmuş. Bunun üzerine hastaneye gönderilmiş ve orada yapılan tahlil ve tetkiklerde verem hastalığının olduğuna dair tanı tespit edilmiş ve bir süre tek başına tutulmuştur. Veremin bulaşıcı olmadığına dair tanı konulmasından kaynaklı olarak tekrar arkadaşlarının yanına konulmuş ve yine arkadaşları tarafından bir arada kaldıkları sürede hastaneye götürülmediği ifade edilmiştir. Tiroid hastalığı bulunmakta, ancak bunun için ilaç kullanmamaktadır. Edirne cezaevinde bulunduğu sırada tiroid bezlerinde nodül olduğunu aktarmıştır. Her iki gözünde oluşan katarak nedeniyle görme duyusu zayıflamıştır. Gözündeki katarak nedeniyle ameliyat tarihi verildiği, hastaneye gitmesine az bir zaman kalmışken Afyon cezaevine sevk edildiği ve pandemi sürecinde de hastaneye götürülmediği anlaşılmıştır. Midesinde ülser, gastrit ve reflü gibi sağlık sorunları bulunmaktadır. Bel ve boyun fıtığı rahatsızlıkları mevcuttur. Önemli diş sorunları bulunmaktadır. Revir tarafından dişlerin yapılması için sevki yazılmış, ancak salgın nedeniyle karantina uygulaması başlayıp hastane sevkleri durdurulunca diş tedavisi yapılmamıştır. İlerlemiş yaşı, ciddi ve yaşamını tek başına devam ettiremeyecek rahatsızlıkları bulunan Hayrettin Yılmaz'ın cezası bir yılın altına düşmesine rağmen denetimli serbestlikten yararlandırılmadığı aktarılmıştır. Kendisi ve arkadaşları tarafından yapılan başvurulara bir sonuç alınamamıştır. Hayrettin Yılmaz'ın bir an önce infazının ertelenmesi ve denetimli serbestlikten yararlandırılarak ailesinin yanında daha sağlıklı koşullarda tedavisinin yapılması sağlanmalıdır. Bizler hasta mahpuslara özgürlük inisiyatifi olarak 340. haftada hasta mahpusların durumlarını dile getirdik.